Unuttum. Dünya bir gölgelik de oysa. Yolcu olduğumu unuttum. Yolumun buradan geçtiğini ve sadece uğradığımı unuttum. Unuttum. Yapmam gerekenler vardı, burası imtihandı. Zevke, sefaya dalıp ahiretimi unuttum. Rabbime verdiğim bir sözüm vardı, dünya kelamı konuşmaktan o sözümü unuttum. Ne de çabuk unuttuk. Kulluğu, imtihanı, ölümü, hesabı, sıratı, cehennemi. Hatırlayan ve hatırlatanlardan olmak dileğiyle. Hayırlı nurlu cumalar dilerim. Merhaba arkadaşlar, hayırlı cumalar. Cuma'mız mübarek olsun. Bu videomuzda kalemle yapılan bir üyemizin gönderdiği iki ilmek üzerine toplanarak yapılan bu oyanın yapım aşamasını anlatacağım. Öncelikle yazmamızın tığ battısını yapalım. Ve ikinci sıramızda hemen oyamıza kurmaya başlıyoruz. Şimdi yazmamızın tığ battısını yaptık arkadaşlar. İkinci sıramıza bakın bu tığ battısını tam buraya ipimizi sabitleyerek işimize başlıyoruz. İpimizi sabitledik. Bir zincir çektik. İlmeğimizi genişletip kaleme taktık. İlk sıramız böyle gidecek. Şimdi hemen bunun içine giriyorum. Hemen battığımız yere. Tekrar ipin ucunu alıp ilmek ediniyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Devamda gelen bakın buraya. Tam bunun tepesine batıyorum. Kapatıyorum zincirimi. Bir zincir çekiyorum. Ve ilmeğimi uzatıp kalemime geçiriyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar buraya aynı yere batıp ilmek alıyorum. İpin ucunu aldım. 1 2 zincir çektim. Karşıdaki hemen buraya, bunun tepesine battım. Sık iğneli 2 zincirimi kapadım. 1 zincir çektim. İlmeğimi genişlettim, kalemime taktım. Tekrar buraya aynı yere girdim. İpin ucunu aldım, ilmek edindim. 1 2 zincir çektim karşıda gelen tepeye battım bakın hani şu tığ batılanın tam batmış olduğumuz tepesine batıyoruz arkadaşlar battım kapadım iki zincirimi ve bir zincir çektim uzattım ilmeğimi taktım yine buraya aynı yere girdim ipin ucunu aldım ilmek edindim bir 1 2 zincir çektim devamında gelen yere battım kapadım ve bir zincir çekip kalemimi ilmeğimi uzatıp takıyorum tekrar bir kez daha göstereyim bakın şimdi aynı yere battım ipin ucunu aldım ilmek edindim 1 2 zincir çektim tığ batısının devamında gelen şu tepesine battım arkadaşlar kapadım sık iğne ile iki zincirimi buraya ilk katını aldım tekrar çıkartmam gerekiyor bakın tığımda bir sorun var elimde alıştı bırakamıyorum da bu tığı tekrar girdim ilmek aldım bir iki zincir çektim bakın devamda gelen tığ batsın battısının üzerine kapadım ve bir zincir çektim ilmeğimi uzattım kalemime taktım aynı noktaya girdim ipin ucunu alıp ilmek edindim 1-2 zincir çektim devamında gelen bakın buraya battım kapadım bir zincir çektim ilmeğimi uzattım kalemime taktım aynı noktaya girdim ipin ucunu alıp ilmek edindim 1-2 zincir çektim devamında gelen yere batıp kapattım ve bir zincir çekip kalemime taktım Altyapımız böyle gidiyor arkadaşlar. Kaleme dolduğu kadar doldurun sonra çekin, tekrar devam edin. Sorun olmaz. Üst kısmına geçelim. Böyle kalemden çekip çıkartıyoruz arkadaşlar. Şimdi üst sırasında hemen ilmeğimin ucunu ayarlayayım. Şimdi İlk başlarken ilk ilmeğimiz ilmeklerin yönü düzgün olmasına dikkat edelim. Bakın böyle. İlk ilmeğime girdim ilk başlarken ipimi sabitledim. 2 tane sık iğnesi yaptım. Sonra bu ilmeğin içine tığımı girdirip devamında gelen ilmeğimi de aldım. İkisini birden tekrar bir sık iğnesi yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Böyle bakın iki ilmeğin ortasından girdim 5 zincirime kapadım. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı noktaya kapadım. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı noktaya kapadım. Şimdi bu kenar ilmeğin kenarına giriş yapıyorum. 1 2 sık iğnesi yapıyorum. Ve devamında gelen ilmeğe Bakın bir sık iğnesiyle girdim. Bir tane daha yaptım. İki tane sık iğnesi yaptım. Bu girdiğim ilmeğin içine tığımı girdirdim. Şu ikinci ilmeğimde yönü düzeltip aldım içine ikisine birden sık iğnesi yaptım. Ve şimdi 5 zincir. 5 zinciri bakın bu iki ilmeğin içinden girip orta yapıyoruz, kapatıyoruz. Tekrar 5 zincir Aynı yere girdim, kapadım. 3 kez 5 zincir çekip aynı yere kapatıyorum. 3 kez 5 zincir çektim, kapadım. Şimdi bakın böyle oldu. Şimdi şu kenardaki ilmeğe bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu şuradaki ilmeğe bakın burası 5 zincirli yuvamız. Şu kenardaki ilmeğe tığımı girdiriyorum. 1 iki sık iğnesi yapıyorum gördüğünüz gibi. Şimdi buradan direkt yandaki ilmeklere geçiş yapıyorum. İlk ilmeğimi alıp sık iğnesiyle sabitliyorum. Bakın şöyle yönünü dönderelim. Bir sık iğnesiyle girdim. Bir sık iğnesi daha yaptım. Şimdi bu ilmeğin içinden tığımı girdirdim. Şu devamında gelen ilmeğimi yönünü düzelttim. Bunu da aldım. İkisini birden sık iğnesi yaptım buraya 1 2 3 4 5 zincir çektim ortaya ikisinin içine birden battım kapadım 1 2 3 4 5 zincir çektim ortaya ikisinin içine birden battım kapadım 1 2 3 4 5 zincir çektim bakın yine iki ilmeğin içine birden battım kapadım şimdi 3 tane pimpirik yaptıktan sonra bakın şu son aldığımız ilmeğe tek giriyoruz ortaya değil kenardaki ilmeğe girdim bir iki sık iğnesi yaptım ve şimdi devamında gelen ilmeğe bir sık iğnesi ile giriş yapacağım yönlerini düzeltelim ilmeklerin bir sık iğnesi ile giriş yaptım bir sık iğnesi daha yaptım bu ilmeğin içine tığımı girdirdim devamdaki gelen ilmeği aldım ikisini birden sık iğnesi ile kapadım 5 zincir 2 ilmeğin içine orta edinip 5 zincirimi kapadım 1 2 3 4 5 zincir aynı noktaya battım kapadım 1 2 3 4 5 zincir aynı noktaya battım kapadım şimdi arkadaşlar bakın Aldığım son ilmeğin katına geçiyoruz. Bakın bu ortadan çıkıyoruz. Şöyle katına geçtim. 1 2 sık iğnesi yaptım. Ve tekrar devamda gelen ilmeği tutacağız. 2 sık iğnesiyle devam edip gideceğiz arkadaşlar. İşte şöyle elinizle oyanız bitince şöyle yukarı doğru çekip ütünüzü basıp oyanızı tamamlayabilirsiniz. İnşallah anlatabilmişimdir. Yapacak olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.